Çok şükür biraz uyudu. Ya aslında ben şu doktorun verdiği ilaçları mı alıp gelsem? Olur teyzeciğim. Yani İlyas'a da çıkma dedim ama yine kalktı gitti tamirhaneye. Ben de ısrar ettim de dinlemiyor ki. Neyse, ben onu da arada yoklarım. Tamam teyzeciğim. Şu üstümü başımı bir değiştireyim, çıkarım ben. Evet anne. Sonunda baş başa kaldık. Ne işin vardı o adamla? Onunla bir anlaşma yaptık biz. Cezaevindeki adamdan bana haber getirecekti. Ne anlaşması? Ya eğer benimle bir yemek yersen sana o haberi getiririm dedi. Yemek mi? Çocuk mu kandırıyorsun ya? Zeynep. Allah Allah. Yalan borcum mu var kızım sana benim? Yok işte önü arkası. Sadece bir yemek yedik. Ne demezsin. Eminim öyledir. Zeynep. Doğru düzgün konuş benimle. Sen de bence hareketlerine dikkat et. Bak Zeynep diyorum. Vallahi ya. Ablacığım. Uyandı mı? Aa, bak sana çok güzel kahvaltı hazırladım. Ama dünden beri hiçbir şey yemedin. İki lokma yemen lazım. Hı? İstemiyorum Gönül. Şimdi sen bu peyniri çok seversin. Şuna az bir şey ablacığım be. Ya hadi yemeyeceğim Gönül, ısrar edip durma, iştahım yok. Hadi çık git de ben bir yatayım. İyi peki tamam. Zeynep. Zeynep. Efendim anne. Gel kızım al şunu. Gündüz abi. Ya çay var. Dünden beri de bir şey yemedin. Hazırlayayım mı hemen bir şeyler? Yok, boş ver, iştahım yok. Ablacığım bak ilaçlarım var. Yemen lazım. Ya yemeyeceğim Gönül. Yemeyeceğim. İstemiyorum. Ya siz hem niye beni kurtardınız ya? Her gün bu acıyla uyanayım diye mi? Ya anne. Yeter ya. Yeter, yeter. Ya bu kadar mı pişmansın yaşadığına? He? Bu kadar mı kıymeti yok bizim yaptıklarımızın? Ya bir bak etrafına. Ben senin evladın değil miyim? He? Senin kardeşin var, yeğenin var. Herkes sen iyi ol diye uğraşıyor. Tamam. Tamam Gündüz. Ya sen sevdiklerinle birlikte mutluca yaşa diye kurtardık seni. Hayat her şeye rağmen güzel diye kurtardık. Bu zamana kadar yapamadığımız bir sürü şey var. Artık onları birlikte yapalım diye. Birlikte gülelim, birlikte ağlayalım diye kurtardık. Teyzeciğim tamam. Bak annen çok yorgun zaten ha. Şimdi sırası değil. Daha sonra konuşuruz. Biraz dinlensin. Ya bırak teyze ya. Hiçbir şeyin değişeceği yok. Kayıp benim de kaybım değil mi? Ha? Sen söyle anne. Benim de kardeşim gitmedi mi? Ben de senin bir evladınım be anne. Benim senin gözünde hiç mi değerim yok? Ha? Hiç mi kıymetim yok? Gündüz. Öyleyse söyle. Söyle ki ben de bileyim. Annemin gözünde niye bu kadar kıymetsizim diye düşünüp durmayayım. Gündüz. Bir evladımı bulamıyorum, diğerine yetemiyorum.
Bu ne? Koltuğun arkasında buldum. Ne bunlar ya? Bütün eşyalarımı toplamış. Öldükten sonra ihtiyacı olan birine veririz diye. Bu kadar kararlıymış. Ya her gün her an onunla berabersin. Hiç mi görmedin anne? Zeynep, ne diyorsun sen ya? Sen fark ettin mi ki ben fark edeyim? Haklısın. Ben de fark etmedim. Ben ne teyzemin durumunu görebildim, ne de annemin arkamdan çevirdiği işleri. Çok haklısın. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bence Gündüz abim bu işe bir dur diyecek. Biliyorsun sen be. Ben ondan öyle bir hamle bekliyorum. Yeter artık diyecek, bak gör. Vallahi kardeşim, dükkan senin. İstediğin kadar kal. Gül gibi geçinir gideriz biz. Ama benim anlamadığım bir şey var Gündüz. Senin bir evin, bir ailen var oğlum. Niye böyle bir karar aldın? Vallahi kardeşim, annemin artık aklını başına toplaması lazım. Yani benim de bir evlat olduğumu, beni kaybedebileceğini anlaması lazım. Ben bu şekilde daha fazla devam edemeyeceğim çünkü. Sen de haklısın Gündüz. İstediğin kadar, istediğin zaman kal kardeşim. Sıkıntı yok. Zaten çok sürmez. Benim tanıdığım Sultan teyze durumları halleder.